Bazı çiçekler karakter sahibidir. Alıngandır ve ilgisizliği kaldıramaz. Arsızlık etmez, her koşulda varlığımı sürdürürüm demez. Dişi karakterlidir ve hatalarınızı affetmez. İşte o nadide çiçeklerden bir tanesiyle bugün beraberiz. Asalet ve zarafetin simgesi orkide bugünkü konumuz. Önemli konulardan bahsedeceğim. Yorumlarınızla katkıda bulunursanız memnun olurum. Öncelikle ışıktan bahsedelim. Orkide, güneşi seven ya da karanlıktan hoşlanan bir çiçek değildir. Tabiri caizse orkide, aydınlık gölgelerin çiçeğidir. Yani tül ve güneşlik arkalarında, hafif ışıkta en sevdiği ortamı yakalamış olur. Ama bahsettiğim bu ortam ilkbahar ve yaz ayları için geçerlidir. Sonbahar ve kış aylarında ise orkidenin en sevmediği ortam cam kenarlarıdır. Çünkü pencerelerin altında bulunan kalorifer petekleri odanızdaki havayı kurutur ve nem düşkünü orkide kuru havadan hiç hoşlanmaz. Bu durumda orkidemizi kalorifer peteklerimizin ısıtma yapmadığı dönemlerde cam kenarlarında, havaların soğuk olduğu dönemlerde ise odamızın daha iç köşelerinde bulundurmak en mantıklı seçimdir. Işıktan suya geçiş yapalım. Orkideyi haftada bir veya iki defa sulamak yeterlidir. Soğuk ve klorlu musluk suyu yerine ılık ve dinlendirilmiş musluk suyu kullanmak çok daha iyidir. Hatta kendi uygulamadığım fakat bana çok zekice gelen bir başka sulama yönteminden bahsetmek istiyorum. Bu yöntemde su yerine buz kalıpları kullanılır. Buz kalıbından iki parça buz alarak orkidenizin toprağı üzerine, gövdesine ve yapraklarına değmeyecek şekilde bırakın. Bir anda boca edilen su yerine yavaş yavaş eriyen suyu orkide daha çok sevecektir. Bu yöntemi alternatif olarak vaktinizin müsait olduğu zamanlarda kullanabilirsiniz. Hatta ayda bir kez olmak üzere buz kalıbı içerisinde suyun yanında sıvı gübre katarak dondurup kalıp haline getirebilirsiniz. Bu sıvı gübre buz karışımını yine orkide toprağı üzerine bıraktığınızda yavaş yavaş eriyen buzlu sıvı gübre karışımı orkidenizin su ve besin ihtiyacını zamana yayarak karşılamasına imkan sağlar. Dediğim gibi bu bahsettiğim yöntemi denemedim. Sadece duydum. Akıllıca geldiği için paylaşmak istedim. Aranızda bu yöntemi denemiş olanlarınız varsa tecrübelerinizi paylaşırsanız memnun olurum. Gelelim toprak konusuna. Konumuzun en başından bu yana vurguladığım gibi narin yapılı orkide toprak konusunda çok hassastır. Küçük bir saksıda satın aldığınız orkidenizi daha büyük bir saksıya almak istiyorsanız mutlaka toprak olarak orkide toprağı diye satılan hazır paketleri tercih edin. Hazır satılan bu topraklar orkide yetiştiricilerinin kendi tecrübeleriyle oranladığı topraklardır. Sizin bahçe, torf, gübre karışımı ile oluşturacağınız toprağı nazlı orkideniz kabullenmeyebilir. Toprak, su, hava dedik. Son elementimiz tahta. Bu biraz saçma oldu, haklısınız. Konuyu daha fazla uzatmadan küçük notlarla konuyu sonlandırmak istiyorum. Orkide için ideal sıcaklık aralığı 15-25 derece, nem oranı ise %50-70 arasıdır. Bu seviyelerde seyreden ortamlarda çiçeklerini açan orkide yaklaşık olarak 3-4 ay kadar çiçek ömrüne sahip olur. Ekeceğiniz saksının tabanında mutlaka drenaj delikleri olmalıdır ve sulamadan arta kalan fazla suyu buradan kolay tahliye edebilmek açısından saksıya ekeceğiniz toprağı yerleştirmeden önce mutlaka saksı zeminine iki sıra taşlar yerleştirin. Böylelikle orkide toprağı saksı alt deliklerini tıkamayacaktır. Son konu ve bitiriyorum. Orkideniz bazen sizlere bir şeyleri anlatmak ister. Yaprakları kahverengi tonlardaysa ortamı fazla aydınlık bulduğunu, açık yeşil renkler hakimse ortamın karanlık olduğunu işaret eder. İdeal ortam en başta bahsettiğim ışıklı gölge ortamıdır. Orkide kökleriyle de sizlere mesajlar verir. Kökler kahverengi ise çok su verdiğinizi işaret ederken beyaz ve griye kaçan tonlar orkidenizi az suladığınızın sinyalleridir. Bu ikisi arası yeşil tonlarda her şey yolunda anlamına gelir. Normalde içeriklerimde bu tarz bir sunum yapmıyorum. Düz anlatıyorum. Ne zaman sulanır, budanır, ekilir gibi detaylardan bahsedip geçiyorum. Fakat orkide satışı yapmak her çiçekçiye nasip olmadığı gibi orkide sahibi olmayı da
ayrıcalık olarak görüyorum ve orkidenin asaletine yakışır özende bir içerik hazırlamayı bu yüzden istedim. Şu an çekimini yaptığım orkide geldiğinde o kadar kötü durumdaydı ki videoyu sonlandırıp onunla bir an önce ilgilenmek istiyorum. Belki başka bir videoda onu nasıl çoğaltacağınızı ve budarken dikkat etmeniz gereken konular hakkında bildiklerimi anlatırım. Kapatırken tekrar söylemek isterim ki tecrübelerinizi yorumlarınızla bana mutlaka iletin. Orkidemizi birlikte sağlıklı büyütmemize katkıda bulunun. Hoşçakalın.